Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Honor 200'ü e ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Kendisi şu anda alınabilecek en mantıklı fiyat performans cihazlarından bir tanesi. Bunun yanında mükemmel özelliklerle birlikte geliyor. Genel hatlarıyla birlikte bütün deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir fiyatına baktığımız zaman 20.000 TL bantlarında satılıyor. Bunun yanında şu an güncel olarak 21.000 TL satılıyor ama bu fiyatlar aralığında bu telefonu alabilirsiniz. Şimdi dış tasarımdan baktığımız zaman öncelikle çerçeveler bayağı ince geliyor. Delikli kamera ön tarafta bulunuyor. Arka tarafa geldiğimiz zaman değişik bir tasarıma sahip yani çoğu telefon tasarımından biraz farklı tasarımla birlikte geliyor ama güzel durduğunu söyleyebilirim ve bir havayı yaratabiliyor. Hem arka tarafımız hem de yan tarafımız maalesef ki plastik olarak geliyor. Yani telefonu eline aldığınız zaman dış görünüşü gibi güzel bir hissiyat yaratmıyor. Maalesef ki orta segment telefon tutuyor hissiyatını yaratıyor. Yani dış görünüş olarak güzel gözükse de elinize aldığınız zaman çok güzel bir hissiyat yaratmıyor. Ayrıca 7.7 mm bir kalınlık, 187 gramlık ağırlık var. Elinizi de rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Geceleri uyurken olsun ya da normal günlük kullanımda olsun kesinlikle elinizi yormuyor. Şimdi ekran kısmına da geçtiğimiz zaman güzel özelliklere bulunuyor. Gelin bunlardan teker teker bahsedelim. Öncelikle 6.7 inçlik AMOLED bir ekran var. Sürekli açık ekran desteği AMOLED olduğu için bulunuyor. Bunun yanında 1080p çözünürlüğe sahip. 120 Hz desteği ile birlikte ekranda akıcılık kısmında sorun yaşamıyorsunuz. Ya gibi ekranımız akıyor. Ayrıca eşler desteği, DCI-P3 renk uzayı desteği ayrıca de 4000 nitlik parlaklıkta ekranda bulunduğu için güneşli havalarda bir sorun yaşamıyoruz. Fotoğraf çekerken bile ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Son olarak da kalite kısmında yeterli bence. Dolby Vision olsaydı biraz daha iyi olabilirdi ama HDR'la DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamızda kesinlikle yeterliyken ekranlarımız kıvrımlı bir şekilde geliyor ve ön taraftan baktığınız zaman güzel bir hissiyatı sizlere verebiliyor. Bunun yanında bu fiyat segmentindeki bir telefon için ekran kesinlikle yeterli. Gelelim batarya kısmına. Öncelikle 5200 mAh bataryası var. 5200 mAh bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 60 şarjı kullanırsanız ikinci güne de rahat bir şekilde sarkabiliyor. Ayrıyeten 100 Watt'la birlikte şarj oluyor. Yani telefonumuz ortalama olarak 25 dakika içerisinde sıfırdan 100'e şarj olurken bunun dışında maalesef kablosuz şarj desteği de bulunmuyor. Kamera kısmında ana kamerası 50 megapiksel değerinde ve 1.95 diyafram açıklığına sahip. O üst desteği de birlikte titreşimleri gerçekten güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar videolar kesinlikle yeterli. Geceye geldiğimiz zaman hem fotoğraflarda hem de videolarda işlerinizi güzel bir şekilde halledebiliyor ve grenlenme, kumlanma başınızı ağrıtmıyor. Ayrıca kamera sensörümüz de Sony'nin IMX906 modeli ve kesinlikle güzel bir model günümüz için bizleri idare edecek. İkinci kamera kısmına geldiğimiz zaman 12 megapiksel derinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı kamerası. Maalesef ki geceleri çok yüksek performans vermiyor. Daha çok gündüzleri güzel işler başarabiliyor. Ayrıca 2.5 cm'ye kadar da yakın çekimler yapabiliyorsunuz. Üçüncü kamera kısmında ise 50 megapiksel derinde ve 2.4 diyafram açıklığına sahip 2.5x optik zoom 50x dijital zoom yapabilen bir kamera sensörü var. Geceye geldiğimiz zaman yine bu da çok yüksek performans vermez. Ama gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar özellikle 2.5x de gerçekten güzel bir şekilde çıkıyor. Ve özellikle bu fotoğrafları çok fazla beğeneceğinizi düşünüyorum. Bunun yanında 50x yaptığınız zaman çok ayrıntılı göstermiyor. 20x'ten sonra kalitesi çok fazla düşmeye başlıyor. Bunun yanında 4K 30 FPS desteği ve 1080p 60 FPS desteğini arka tarafta kullanabiliyorsunuz. HDR 10 Plus ya da Dolby Vision kayıt desteği yok. Bunlar olsaydı biraz daha güzel olabilirdi. Lakin bulunmuyor. Ama gene hatlarıyla birlikte baktığımız zaman arka taraf kesinlikle bu fiyat segmentindeki bir telefon için yeterli. Şimdi geçelim ön kamera kısmına. 50 megapiksel çözünürlüğünde ve 2.1 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü var. Bu kamera sensörü gerçekten kaliteli. Hem gündüzleri hem de geceleri kesinlikle güzel fotoğraflar çekebiliyor. Gece videolar kısmına geldiğimiz zaman bir tık grenlenme oluyor ama yine performansının yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca EIS desteği var. Titreşimleri video çektiğiniz zaman engelleyebiliyor. Ayrıca ön tarafta 4K 30 FPS kayıtlar yapabilirken DXOMark kamera ve 5 puanına baktığımız zaman burada 130 puanları alabiliyor ve bu telefonun fiyatına baktığımız zaman genel olarak puanının yeterli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim işlemci kısmına. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi var. Bu işlemciyi ilk kez duymuş olabilirsiniz. Zaten ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Öncelikle işlemcimize baktığımız zaman 2.63 GHz hızlara kadar çıkabiliyor. Bunun yanında 4 nanometre ve 8 çekirdekte birlikte geliyor. Antidivion puanına baktığımız zaman 850.000 puanları alabiliyor. Gig 5 6 kısmında ise tekli çekirdekte 1155 Çoklu çekirdekte ise 3370 puanları alabiliyor. Genel olarak performans kısmında çok ultra düzey performans vermesi de oyunlarınızı genellikle yüksek ayarlarda 60 FPS oynatabilir. Lakin Genshin Impact'ta bu şekilde vermiyor. Ortalama olarak yüksek ayarlarda 30 FPS desteğini alabiliyorsunuz. PUBG'de ise 60 FPS desteğini yine droplu bir şekilde verebiliyor. Mobile Legends ya da farklı türev oyunlarda da yine 60 FPS desteğini alabilecekken bunun dışında arayüzde donma kasma yaratmadan bu telefonu uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Son olarak da 8 GB RAM 256 GB depolama alanı ile birlikte bu telefonu 20.000 TL'ye alabiliyorken 256 GB'lik depolama alanı yettiği için hafıza kartı almanıza gerek yok. Zaten girişi de bulunmuyor. Bunun yanında 5G desteğimiz var. NFC desteği ve kızıl sensör de bulunuyor. Bunun sayesinde televizyon gibi uzaktan kumandayla çalışan cihazları kontrol edebiliyorsunuz. NFC'nin de sorunsuz bir şekilde çalıştığını da belirtebilirim. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek var. Maalesef ki hiçbir şekilde sertifika bulunmuyor. Suya soktuğunuz an direkt bozulma ihtimali ihtimali var ve kesinlikle garantiye girmiyor. Lakin hoparlör arkasında kalitesi yeterli. Sesi biraz daha yüksek olsaydı daha güzel olabilirdi ama yine onun da yeterli olduğunu belirtebilirim. Çift ile birlikte sağdan ya da soldan sesin geldiğini de anlayabiliyorsunuz. USB Type-C üzerinden de kablolu kulaklığınızı takabilirsiniz. Parmak izi okuyucusu direkt ekranın altından geliyor. Kutusundan bütün aparatları çıkıyor. Arka pak kılıfı, ekran jiletini, USB Type-C ara kablosu ve 100 wattlık adaptörü de yine kutusunda bulunuyor. Bunun dışında farklı bir şey almanıza gerek kalmıyor. Sim kartı kısmında ise normal fiziksel sim kartını taktıktan sonra bir tane de eSIM tanımlayabiliyorsunuz ve iki tane hatta sahip olabiliyorsunuz. Son olarak Vapor Chamber soğutma sistemi ile birlikte telefonumuz yüksek ayarlarda oyun oynarken çok fazla ısınmıyor. Ama bir saat gibi yüksek sürelerde oyun oynarsanız maalesef elinizi biraz rahatsız edebiliyor. Genel hatlarıyla birlikte Honor 200 bütün özellikleriyle birlikte ortalama bir cihaz olmuş. En yüksek performansı vermiyor ama ortalama bir performansı veriyor. Samsung Galaxy S23 Fan Edition'a baktığı zaman batarya kısmında hızlı şarj yok. Ekran kısmında çok kaliteli değil. Ve ön kamera kısmında bu kadar güzel değil. İşlemci kısmında evet önde ama diğer özellikleriyle birlikte Honor 200 biraz da olsa öne geçiyor. Burada S23 Fan Edition'ı da alabilirsiniz. Honor 200'ü de alabilirsiniz. Kutusundan da ayrıyeten adaptörleri çıktığı için yine burada avantajlı konuma geçiyor Honor 200. Bunun yanında telefonun en büyük eksiği bana göre arka tarafın ve yan tarafların plastik olması. Ne kadar tamamıyla plastik hissiyatını vermese de metal ya da cam hissiyatını alamadığını için tam piramiyor telefon hissiyatını sizlere yaşatamıyor. Peki sizce bu telefon alınır mı? Yorumlar kısmında bekliyorum. Bir dahaki videoda kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.